lanet olası zarf. Ay, vallahi kalpten gideceğim. Yok, benden geçmiş bu işler. Kerman cadısı olsa çay kahve demler gibi alırdı. Buradaymış. Yeliz. Aliye teyze. Sen hani çıkıyordun? Şimdi anlaşıldı senin bu gergin, telaşlı hallerin. Bir işler çevirdiğinin farkındaydım ama... Siz yürüyorsunuz teyzeciğim. Ah, ya öyle oldu. Mucize işte. Değil mi ama? Ay, bu da Hicran'ın marifetlerinden biri olmasın? Ne alakası var canım Hicran'la? Tedavi işe yaradı demek ki. Ay, diyorsunuz. Modern tıbbın aniden ortaya çıkan gücü işte. Öyle olsun. Hadi teyzeciğim, niye bekliyoruz ki burada? Hemen gidip bu müjdeli haberi herkese verelim. Yeliz, bırak numara yapmayı. Kimsenin iyileştiğimi öğrenmemesi gerekiyor. Özellikle de Emre'nin. Teyzeciğim, ne numarası ya? Hani yaşça benden büyük olmasanız... kişi kendinden bilir işi diyeceğim ama. Tamam, tamam, anladın her şeyi. Numara yapıyordum. Aslında yürüyebiliyordum. Peki neden? Ay, neden olacak Yeliz? Çünkü eğer numara yapmasam bu konaktan içeri adımını bile atamazdın. Emre beni yalnız bırakma diye izin verdi burada kalmana. Şimdi yürüdüğümü öğrenirse kapının önüne koyar seni. Küçük hinlikler peşinde koşacağına büyük resmi gör. Peki, tamam. Benim ufak bir sorum daha olacak size. Burada ne arıyorsunuz? Neden böyle bir risk aldınız? Hicra Hanım. Şey, ben de sizi bekliyordum. Umarım her şey yolundadır. Evet, endişelenecek bir şey yok. Derslerine katıldım bir süre. Umarım ilk günden yormamışlardır sizi. Bakın, eğer biraz dinlenmek isterseniz. Asla. Yorulmuyorum. Ya melekle olmak, vakit geçirmek bana çok iyi geliyor. Yani üzüntülerimden bir nebze de olsa sıyrılıyorum. Emin olun, onun için de öyle. Sizin yanınızda hayat buluyor. Kahveyi içemedik. Holnik'le alakalı önemli bir telefon geldi de bakmam gerekiyordu. Yok, yani hiç önemli değil. Ben tuttum galiba sizi. Bir yere mi gidecektiniz? Yani mutfağa gidecektim içecek bir şeyler almak için. O kadar sadece. İçecek. Kahvemiz yarım kaldı. Eğer dilerseniz kahve keyfimize devam edebiliriz. Tamam, tabii. Tamam, buyurun. Ne işin var senin burada? Berkay, oğlum. Ben olanları duydum oğlum. Çok endişelendim senin için. Babanla da görüşmüyormuşsun. Yani belki bana ihtiyacın olur diye. Oğlum, ne olur konuş benimle. Haklısın.
gelmemem lazımdı. Anne. Ne yapıyorsun be? Sakin ol küçük hanım. Bak niyetini biliyorum. Benden uzak dur yoksa polise giderim. Buyur. Birlikte gidelim polise. Öyle sahte isimle falan dolaşıyorsun ya. Eminim benden daha çok seninle ilgilenecekler. Kimin yüzünden acaba? Beni değil, seni arıyorlar diye hatırlıyorum ama. Nasıl ya? Bak. Burada da başıma bir iş açmaya kalkışma sakın. Yok öyle çekip gitmek. Önce konuşacağız. Ne konuşacağım seninle be? Biricik akrabalarımın yanına sızmışsın. Söyle bakalım. Ne işin var senin amcamla halamın evinde? Seni ilgilendirmez. Fazla kurcalarsan emin ol amcan da halan da gerçek yüzünü öğrenir. Aliye teyzeciğim. Cevap vermeyecek misiniz? Emre ve konaktaki kimse öğrenmesin yürüdüğümü diyorsunuz. Ama Emre'nin çalışma odasına kadar geliyorsunuz. Niye? Neden yaptınız böyle bir şeyi? Ya biri görseydi? Raporlarımı arıyordun. Beni ele verecek bir şey var mı diye. Raporlarda kalıcı felç olmadığıma dair bir bilgi var mı diye bakıyorum. Hastanede doktoru para verip susturdum. Ama aksi bir şey varsa raporda Emre görmeden ortadan kaldırmam lazım. Vallahi pes. Tebrik ederim. Benim sizden öğreneceğim çok şey var ya. Lütfen, lütfen beni elinizle öpeyim. Kes saçmalamayı. Bütün bunları senin için. Bu konaktaki yerini garantilemek için yaptığımın farkındasındır umarım. Şimdi bana yardım etmek zorundasın. Tamam. Tamam size yardım edeceğim söz veriyorum. Ama ilk önce buradan çıkmamız lazım bizim. Kimseye görünmeyelim olur mu? Hadi. Bekleyin be. Ölüm sadece 4 harfli. Ama insanların kullandığı bütün sözcüklerin sonu sanki. Çünkü sözlerin değiştiremeyeceğini bildiğimiz yer son nokta. İşte o tarifsiz acının olduğu yerde hayatta kalanlar kayıpların ardından yeniden doğuyor. Yeni bir hayata başlıyor. Tabii hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.
Ne ekmeğin tadı kalıyor, ne de suyun. Şarkılar ve şiirler başka bir anlam taşıyor. Böyle sanki insanın yüreğine dokunuyor. Ama ne olursa olsun hayat bir şekilde devam ediyor. Devam eden eksik bir hayat. Boşlukları yamalamaya çalıştığımız, kendimizi kandırmaya mecbur olduğumuz. Bakın, şu an acınız çok taze. Hiç geçmeyecek diye düşünebilirsiniz. Evet, belki kaybettiğiniz kişiye karşı özlem, acı hiçbir zaman geçmeyecek. Ama dolabilir. Doğa bu. Boşluğu kabul etmez. İllaki yerine başkasını koyabilir. Nasıl? Mesela açan çiçekler, doğan güneş ya da bir çocuğun gülümsemesi. Meleği düşünün. Hiç umut yokken benim kızım çiçek açtı. Maral'ın ölümü. Benim kızımın içindeki bir şeyleri de öldürdü. Gerisini biliyorsunuz yani. Anlatmaya pek gerek yok. Ben kızımı kaybettiğimi düşünüyordum. Her şeyi denedim. Gitmediğim doktor, pedagog, psikolog, alışveriş, geziler. Ya ben ne yaparsam yapayım, başarılı olamadım. Başaramadım. Çok zor zamanlardı. Ben meleğe ulaşamıyordum. Ama bir anda bir mucize oldu. Siz geldiniz. Benim kızım sizin sayenizde güldü. Sizin sayenizde mutlu oldu, konuştu. Maral'ın ölümüyle beraber sonsuz sessizliğe bürünen kızım sizinle beraber mutluluk şarkıları söylemeye başladı. Melek benim için de mucize. Beni yeniden hayata bağlayan, Elif'in acısını biraz olsun dindiren o. Belki ben de onun sayesinde yavaş yavaş iyileşirim. Kim bilir? Ona hiç şüphem yok. Ben Melek'e söz vermiştim resim yapacağız diye. Onun yanına gitsem iyi olacak. Sözleriniz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana güç verdi. Rica ederim. Sana beni rahat bırak dedim. Yok öyle ya ama. Bundan sonra gölgen gibi sen nereye ben oraya. Hem daha konuşmamız... Seninle konuşacak bir şeyim yok benim. Burada bana bulaşma yeter. Gel de uzak dur bundan ya. Onu bu kadar severken, hayatımda ilk defa gerçek aşkı bulmuşken,
Kendi ellerimle gönderdim Elif ölüme. Berkay yapma böyle oğlum. En büyük suçlu benim. Niyetim suçumu örtmek değil. Ama babam da sebep oldu yaptıklarıyla buna. Anne kaç yaşında o? Biz daha genciz. Elif'e bana bunları yapmasaydı belki şu an hayattaydı Elif. Bizim yüzümüzden kaçar gibi gitti Elif. Koruyamadım onu. Kurtaramadım. Acını deşmek değildi niyetim. Ama sen kendini böyle suçlarsan bir yere varamazsın ki. Berkay, Elif nasıl öldü? Kazası. Bak işte sen de kaza diyorsun. Bak gördün mü? Kimsenin suçu yok bunda. Allah'ın takdiri buymuş oğlum. Hem sen bunun olmasını önleyemezdin ki. Hadi ne olur hırpalama kendini artık ha. Ama eğer bunlar olmasaydı onun yanında olabilirdim anne. Onu koruyabilirdim. Ya bilmiyorum ki yani. Olur herhalde. Süleyman. Aa, böyle bodrum katlarından çıkıyorsun falan. Ben de seni bir iş yapıyor zannediyorum. Ha? Ne böyle telefon konuşmaları lak lak lak? Ha? Ne oluyor? Ya Nedim'e ben... Ha, bir gizli gizli telefonda konuşmadıkların eksik kalmıştı. Ver bakayım şunu kulağıma. Dayı. Ha? Çabuk çabuk dayı. Alo. Kimsiniz? Oo, Nedim'e yenge nasılsın? Ben Hasan, Dürüyen'in oğlu. Ha. Bizim Dürüyen'in oğlu Hasan. İyiyim, iyiyim. Sağ ol yavrum. Annen nasıl? Selam söyle benden. Tamam Hasan, tamam. Ne oldu? He? Ne oldu? Rahatladın mı? Duydun mu duyacağını? Allah'ım sen bana sabır ihsan eyle yarabbim yarısı. Ya yavrum kusura bakma vallahi Nedim ablam biraz sinirli de. Ben seni daha sorarım. Hadi eyvallah. Aha. Kimse görmedi değil mi? Yok yok merak etmeyin teyzeciğim hiç kimse görmedi. Yeliz şimdi otur şuraya. Ne yapacağız nasıl yapacağız enine boyuna konuşalım. Kafana göre iş yapmanı istemiyorum. Teyzeciğim bana biraz izin verin. Benim halletmem gereken bir iş vardı. Yeliz, ne dedim ben şimdi? Ne bu gizli saklı iş çevirme hevesin? Daha şimdi sordum cevap vermedin. Ne işiymiş bu? Teyzeciğim, dönünce konuşuruz. Şimdi çıkmam lazım. Dur ama burada olur mu? Çıkma, kıpırdama bir yere. Emre'ye yakalanmayayım derken... En tehlikelisine verdin sırrını. Aferin sana Aliye. Hemen de anladı numara yaptığımı. Bu kız şeytanın teki. Ah Feryal, ah. Kendin büyütmedin ama aynı sen bu kız. İnşallah senin gibi o da eline yüzüne bulaştırmaz her şeyi. Pisliğinizi temizlemek bana düşüyor sonra arkanızdan. Kesin DNA raporuyla ilgili bir işler çevirmenin peşinde. Of. Hicran'ın bebeğinin kim olduğunu bulup aklı sıra konaktan gönderecek. Ah, bir bilse.
giderse Hicran'ın kızının kim olduğunu bulursa konaktan giden asıl biz olacağız. Ne yapacağım ben? Nasıl engel olacağım böyle yatarak bu kıza? Kim yardım edebilir bana acaba? Kim? Kim? Kim olabilir? Tabii ya. Emrullah. Adli tabiplikteydi o. Bana gönül borcun var Emrullah. Sayemde evlendin, çocuk sahibi oldun. Sana yaptığım onca iyilikten sonra beni kırmazsın herhalde. Efendim? Emrullah, oğlum nasılsın? Aa, Aliye Hanım nasılsınız? Sesinizi duymak büyük şeref. İyi diyelim, iyi olalım. Emrullah'cığım, senden bir iyilik isteyecektim. Emriniz olur, buyurun. Estağfurullah. Emir değil, ricam olur. Bir rapor var. DNA testi raporu. Bu rapora göre sonuç negatif çıkmış. Ama bu öğrenilirse büyük bir facia olur. Allah korusun, bir yuva yıkılır. Beni bilirsin, iyiliksever insanımdır. Yalan söylemek çok günah olsa da kendimi buna mecbur hissediyorum. Anlıyorsun beni değil mi Emrullah? Benden isteğiniz nedir? Bu raporun değiştirilmesi lazım. Hem de çok acil. Bir ailenin mutluluğu senin elinde. Aa, bu arada senin küçük oğlanı benden habersiz okula mokula yazdırma sakın. Ben torunumu kolejlerde okutacağım ona göre. Çok teşekkür ederim Aliye Hanım. Siz rapor sahibinin ismini bana yazın. Ben bir saate yenisini hazırlatırım. Sağ ol, var ol evladım. Büyük sevaba girdin. Benim durumum malum, gelemem. Ama bir ahiretliğim var, onu göndereceğim sana. Raporu ona verirsin, olur mu? Siz nasıl arz ederseniz. Hadi görüşürüz oğlum. Böyle yattığın yerden para para demek yok. Sen de taşın altına koy elini ki iki gün sonra alakam yok deyip çekilme kenara. Ay kız, o çocuk senin çocuğun kız. Vallahi anlamadı. Ay, Hicran da anlamadı. Vallahi film gibi hayatımız. Aliye'ye an, çomağı hazırla. Hah, ben de seni düşünüyordum sultanım. Bırak şimdi gevezeliği. Çok büyük bir sorun var. Foyamız ortaya çıktı çıkacak. Hayırdır inşallah? Mezardan mı şüphelendin nedir? DNA testi yaptırmış. Kemiklerle Hicran'ın profili uymuyor haliyle. Yandık, yandık. Kaybedecek vaktimiz yok. Rapor nerede? Hemen bunu ortadan kaldır. Aldım zaten. Ama Emre durmaz. Yenisini ister kurumdan. Eğer raporu görürse de anlıyorsun ya, biteriz. Eyvah, 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 eyvah. Ne yapacağız? Ayarladım ben her şeyi. Şimdi hemen çık, sana atacağım adrese git. Emrullah Bey'den raporun sahtesini al. Tamam, 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 tamam. Tamam, ben hemen şimdi çıkıyorum, tamam mı? Tamam, hadi. Ayo. Ay, ben biraz geciktim ya. Acil bir işim çıktı da. Sakın kıpırdama bir yere, tamam mı? Yarım saate oradayım. Biliyorum. Acın taze. Seni de üzmek istemiyorum ama bu Allah'ın takdiri oğlum. Kendine biraz zaman ver. Versen ne olacak anne? Ne değişecek? Elif geri gelecek mi? Evlat. Bölmedim değil mi? Yok. Elif'in eşyalarını almaya geldim.
Aa, hoş geldiniz. Ben Berkay'ın annesi Nilgün. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Dostlar sağ olsun. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Eşyalar alıp gideyim. Yok, buyurun oturun, dinlenin. Usta sen geç şöyle. Ben bir çay koyup geleyim. Buyurun. Yeliz, hoş geldin. Selam Ferit. Açıkçası aramanı beklemiyordum. Çok şaşırdım. Yani görüşmek istediğini söyleyince sevindim. Asıl ben sevindim Ferit. Onca yoğunluğunun arasına geldim. Senin için her zaman vaktim var. Ferit. Benim sana çok ihtiyacım var. Meraklandım şimdi. Senden benim için bir şey yapmanı rica edeceğim. Seve seve. Söylemen yeterli. Rahat ol. Ben yanındayım. Bana Soner'i bulur musun? Nasıl yani? Biliyorum dışarıdan çok saçma görünüyor. Ama benim Soner'le konuşmam lazım Ferit. Ve bu konuda senden başka hiç kimseye güvenemem. Beni anlayan, hislerimi önemseyen, yanımda olan bir tek sen varsın. Lütfen yine yanımda ol. Yapmayın abi. Söz veriyorum. Kapatacağım borcumu. Konuşma lan. Hayırdır? Mevzu nedir? Kumar borçları. Ülkenin dış borcunu geçti. Hala barbut derdinde. Çek verdin ya. Karşılığı var mı bunun? Olmaz mı? Olsa iyi olur. Eğer yoksa maaşından hesaplarına, çocuğunun kumbarasına kadar her şeyini dondururum. Piş! Aman yapmayın. İşimle olurum. Söz veriyorum size, kuruşu kuruşuna ödeyeceğim borcumu. Öt bakalım. Ne iş değişti be Aysen? Adli tıp. Şşt. Al çekini. Git. Tabii. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ama borcunu tam zamanında hepsini ödeyeceksin. Yoksa karışmam. Tabii. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ulan Yener. Ulan Yener. Abi ben sana. Bunlar kimdir? Nedir? Ne iş yaparlar? Öğrenmeden oyun oynatmayacaksın demedim lan! Abi... Bas! Sus! Sus! Bana bak! Bundan sonra ne iş yaptıklarını öğrenmeden oyun oynatmayacaksın. Yine bulutlandı gözlerin.
otobüs geldi, durakta durdu, bip bip. Bu böyle olmayacak. Babam da olsaydı birlikte evcilik oynardım. Meleğim, canım yavrum. Beni hiç bırakma, tamam mı? Hayırlı günler olsun. Hoş geldiniz. Hicrana baktıydım. Siz buyurun oturun. Ben hemen çağırıyorum. Ya Aliye Hanım da başına bir kaza gelmiş değil mi? Vallahi nazar bunlar, nazar. Nasıl? İyi mi? Afetli inşallah. Sizin haberiniz yok herhalde. İyice iyileşti Büyük Hanım. Odasında istirahat ediyor. Aa, görüyor musun? Geçmiş olsun, gözünüz aydın. Müjdeli haberi almaya gelmişim demek ki. Yanına gideyim de bir geçmiş olsun diyeyim bari. Girin. Ah Aliye Hanım, nazara geldin sen, nazara. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ay Allah ayağına taş değdirmesin inşallah. Bana bak, ne oluyor? Bu Emre Bey ne diye kaşıyıp duruyor bu işi? Neredeyse yanıyorduk Keriman. Yanıyor muyduk? Kömür oluyorduk, kömür. Gerçeği bir öğrenirlerse var ya, o numaradan gömdüğümüz Sabi'nin yerine mezara bizi koyarlardı. Ah ah ah. Allah'tan saksıyı çalıştırmışsın Aliye Hanım. Aldın mı raporu? Aldım aldım. Ay zarf veren herifi bir görseydin. Kazık gibi herif. Hadsiz teyze dedi bana. Bırak şimdi bunları. Şu işi bir çözelim. Sana bir konuda daha ihtiyacım var. Denize düşen yılana sarılırmış. Boş boş konuşup sinirimi bozma benim. Kaybedecek vaktimiz yok. Geleceğim. Müjdeli haberlerle geleceğim. Bir çay daha ister misin usta? Kâfi oğlum. Ben müsaade isteyeyim. Size yeterince rahatsızlık verdim. Estağfurullah usta. O nasıl söz? Aksine seni gördüğüm o kadar mutlu oldum ki. Sanki Elif'i... Berkay çok kötü. Elif'in başına gelenlerden kendini sorumlu tutuyor. Yani söylediği yalanlar, yaptıkları kabul edilebilir şeyler değil, biliyorum. Ama Elif bunlar yüzünden ölmedi. Hiç kimse böyle bir şey olacağını tahmin edemezdi. Mukadderat. Elif'in ölümü tamamen bir kazaydı. Berkay da zamanla bunu kabullenecek. Hiç sanmıyorum Derviş Bey.
kendini yiyip bitiriyor. Korkuyorum bir şey olacak diye oğluma. Evlat. Seninle biraz konuşalım. Birkaç güne beni arayacaksın. Numaramı kaydet. Her dert bitmiş gibi bir de bu çıktı başıma. Ben nasıl kurtulacağım bu Beyto belasından? Of, of. Açıkçası görüşmek istediğinde böyle bir şey isteyeceğini düşünmemiştim. Haklısın. Ama sen benim için çok değerlisin Ferit. Seni kendime çok yakın hissettiğim için sana geldim. Hatta bazen Emre'den bile yakın hissediyorum. Ama sen diyorum ya haklısın, ben hata yaptım, sana gelmemeliydim hiç. Yo yo, beni yanlış anladın. Ben senden başka kimseye güvenemem Ferit. Ama eğer sen yapamam dersen... Lütfen. Ya o ilk verdiğim tepki şaşkınlıktandı. Takılma. Sen yeter ki iste. Halledeceğim. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Teşekkür ederim. Yapacağın iş çok basit. Emre'nin odasına gidip Aslı yerine sahtesini yerleştireceksin raporun. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin Aliye Hanım? Ha? Öyle rapor değiştirmek kolay mı? O iş zor. Emin misin? Vallahi bir gören olursa... Bunlar da senin. Hepsi mi? Hepsi ya. Hemen hallet şu işi, yoksa ikimiz de hapsi boylarız. Bir bakayım ne yapabilirim. Ama bu iş zor yani. Öyle havucun ucunu göstermekle olmaz. Değil mi? Bu iş zor. Başlangıç için bunu al. Merak etme. İşi hallet, gerisi gani gani gelecek. Bu raporun sahtesi. Bu da Aslı. Sende kalsın. Şu konaktan bir an önce çıksın da sen münasip bir şekilde yırtıp atarsın. İkisini sakın karıştırma. Evlat. Şimdi beni can kulağıyla dinlemeni istiyorum. Bu senin suçun değil. Biliyorum. Biliyorum deyip de geçiştirmeni değil, anlamanı istiyorum. Bu senin suçun değildi. Biliyorum. Bu senin suçun değildi evlat.
Ya yeter Derviş amca. Soruyu benim sormam lazım. Hayırdır Kerimen anne? Ay ne hayrı şerri kızım. Yani ben seni merak ettim de o yüzden atladım geldim. İşte ana yüreği dayanamadım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Yani iyiyim de keşke buralara kadar zahmet etmeseydi. Yani bir telefon edebilirdin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben Hicran'ı merak ettiydim de onun için gelmiştim. İyi yapmışsınız. Geçin salona, bir şeyler ikram etsinler. Yok yok, ben çok oyalandım. Geç kaldım zaten, gideyim. Şimdi geldin daha. Siz en iyisi bir yorgunluk kahvesi için. Daha sonra gidersiniz. Peki, pek ısrar ettiniz. Bir kahve içelim. Benim bir lobiye gitmem lazım. Tamam. Siz salona geçin, biz hemen geliyoruz. Tabii. Gel, bak şuradan. Gel. Soldaki ilk kapı. Sen benim başımda mı bekliyorsun kız? Hadi git git sen. İyi, peki. Senin gibi kuş beyinliğe de güvenilmez ya el mahkum. İnşallah becerebilmişsindir Keriman. Merhaba Aliye Hanım. Nasılsınız? Nasıl olayım? Bıraktığınız gibi. Bir ihtiyacınız var mı diye sormak istedim. Eksik olmayın. Emre ile Yeliz her şeyimle ilgileniyorlar, sağ olsunlar. Sevindim. Peki, benim toplantıya girmem lazım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Bu da görev icabı ilgileniyor ya. Eyvah. Bir dakika, müsait değilim. Gel. Ben çorbanızı getirmiştim de. Ver. Başka bir isteğiniz varsa eğer. Yok. Çorbamı içtikten sonra biraz dinleneceğim. Kimse rahatsız etmesin. Peki efendim. Nasılsın Berkay? Daha iyi oldun mu oğlum? İyiyim anne.
Neredeydin? Boş ver. Senin neyin var? Boş ver. Birinin telefonu çalıyor. Galiba benimki. Kahretsin. Kızım ne yapıyorsun? Elini keseceksin. Ben birden şey oldum. Hemen temizleyip geleyim. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Sağ olun. İzninizle benim halletmem gereken ufak bir işim var. Ay ben de gideyim. Anca giderim. Yol uzun. Siz hiç keyfinizi bölmeyin. Bir saniye. Süleyman abi. Süleyman abi bırakır sizi. Endişeniz olmasın. Ay yok yok, zahmet etmeyin. Vallahi ben şuradan hemen bir otobüse biner giderim. Zahmet olmasın. Olmaz öyle şey. Buyurun Emre Bey. Süleyman abi, Kerim Hanım'ı sen bırakır mısın eve? Başüstüne efendim. Ay hiç gerek yoktu. Keriman anneciğim, sen beni hiç merak etme. Ben iyiyim. Sen eve geç, ben sana haber veririm. İyi, tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi hoşça kal. İyi günler. İyi günler. Benim ufak bir işim var, hemen döneceğim. Sizden ricam, buradan ayrılmayın, olur mu? Tabii. Adli Tıp Kurumu sonuçları adresinize gönderilmiştir. Zehra. Buyurun Emre Bey. Bugün bana bir zarf geldi mi? Evet Emre Bey, geldi. Çalışma odanızdaki çekmecenin içine bıraktım. Tamam, teşekkür ederim. Biliyorum. Hissediyorum. Sende çok iyi haberler var. Ne yapıyorum ben ya? Bunu Hicran Hanım'la açsam daha iyi olacak. Kızım, temizlendi. Yeter artık. Kusura bakmayın, telaş yaptım birden. Geç otur kızım, hadi soluklan biraz, gel. Peki, iyi misin?
peşimi bırak. İpek, kızım, cevap versene. Amca ben... Rica etsem gelebilir misiniz? Şey... Konuşmamız gereken önemli bir konu var da... İsterseniz bahçeye çıkalım. Tabii. Şöyle biraz daha ileri gidelim. Yani burası daha bir gözden uzak. Ya ben gerçekten inanın ne oluyor hiçbir şey anlamıyorum. Buyurun. Bu nedir? Adli tıp raporu. Önce sizin açmanızı istedim.